Evet değerli arkadaşlar, herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri 1000 aboneye özel olarak Antalya Doğal Yaşam Parkı'na getirmek istedim. Öncelikle sizlere bugüne kadar beni desteklediğiniz için ve yorumlarda iyi dileklerinizi yazdığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Hepinize tek tek teşekkürlerimi iletmek istiyorum buradan. Görmüş olduğunuz gibi arkada da Antalya Doğal Yaşam Parkı çok farklı bir atmosfere sahip. Birazdan da göreceksiniz zaten, birlikte burayı gezmeye çalışacağız. Daha doğrusu sizlere burayı kamera yardımıyla buradaki atmosferi sizlere yaşatmaya çalışacağım. Zaten arkada da gördüğünüz gibi buranın çok güzel bir atmosferi var. İsterseniz öncelikle arkadan başlayalım. Orada da ördekler falan var. Size orayı da göstereyim. Bakın burada ördekler dinleniyorlar şu anda. Arka tarafta da çok güzel tropik bir hava yansıtmışlar gerçekten. Mutlaka Antalya'ya yolunuz düşerse bu doğal yaşam parkına uğramadan geçmeyin derim. Çünkü gerçekten farklı bir atmosfer var ve ülkemizdeki diğer hayvanat bahçelerine göre de gerçekten ön sıralarda yer alıyor doğal ortamı sayesinde. Suyun rengi de gerçekten çok güzel, yemyeşil. Ördek kardeşlerimiz de burada dinleniyorlar şu anda. Bana bakıyor. Burası çok eski bir park. O yüzden ağaçlar da gerçekten çok güzel. Videoyu izlerken arkadaşlar belki sıkıldığınız yerler olabilir, çok fazla beklediğim yerler olabilir. Oraları oradaki araçlar sayesinde ileriye sarabilirsiniz. Montaj yapmayı çok isterdim, montaj eğitimi de aldım ancak montaj çok uzun sürdüğü için ve render kalitesini sevmediğim için montaj yapmadan yüklemek zorunda kalıyorum videolarımı. O yüzden beğenmediğiniz kısımlarını oradan ileriye sararak geçebilirsiniz. Bunun için de sizden gerçekten özür diliyorum. Çünkü yorumlarda da bazı arkadaşlar belirtiyorlar. İsterseniz şimdi hayvanat bahçesinin merkezine doğru ilerlemeye başlayalım. Size diğer hayvanları da göstereyim. Arkadaşlar hava sıcaklığı gerçekten çok yüksek şu anda Antalya'da. Buralarda da piknikler falan yapabiliyorsunuz. İnsanlar burada piknikler yapıyorlar. Burası 700 metre geride hayvanat bahçesinden. Size doğal olarak piknik yapma imkanı sunuyor bu alanlar. Hatta oturaklar falan da yapmışlar, mangal yapma yerleri. Görüyorsunuz zaten şu anda. Hem burası size, hem burada doğal bir yürüyüş parkuru var, hem spor yapma imkanı buluyorsunuz, hem de aynı zamanda şeyleri de gezebiliyorsunuz, hayvanları da, farklı canlıları da görme imkanına sahip oluyorsunuz. Hava sıcaklığı yüksek olması nedeniyle şapka takmak zorunda da kaldım. Gerçekten hava sıcaklığı yüksek. Birazdan hayvanların olduğu kısımda görüşürüz. Arkadaşlar burada da küçük bir gölet yapmışlar, onu da sizlere göstermek istedim. Ayrıca köprünün de şekli çok hoşuma gitti. Bakın burada küçük bir gölet var. Burası kışın daha da fazla su oluyor içerisinde, ancak şu anda fazla su kalmamış havanın sıcak olması nedeniyle. Çam kokusu gerçekten harika, burayı yaşamanız gerekiyor mutlaka gelerek. Bilmiyorum diğer illerimizdeki hayvanat bahçeleri nasıl ama gerçekten çok güzel manzara, doğal ortam. Suyun içinde de yosunlar falan var. Şöyle ben size göstereyim ortamı. Bunlar çok eski ağaçlar, bu ağaçlar çam ağacı. Ve kokuları da çok harika. Burada da bir tane kedi bizi karşıladı. Şu anda hayvanat bahçesinin olmuş olduğu yere doğru geldim arkadaşlar. O tarafta farklı hayvan türleri var.
Ancak o taraf biraz daha sıcak geldi bana. Önce ben bu taraftan başlamayı düşünüyorum. Bu tarafta da neler varmış gelin bakalım bir. Geyikler var. Lemur var. Kuatli susamuru. Oklu kirpi, rakun, flamingo var. İsterseniz öncelikle onlara bakalım bir. Daha sonra tekrar o tarafa döneriz. Yukarıda da aslanlar falan var. Onları da sizlere göstereceğim. Arkadaşlar şu anda flamingolar var burada. Suyun içerisine sokup çıkartıyorlar kafalarını. Yakınlaştırın görün. Bakın. Suyun içinde yiyecek arıyorlar herhalde. Yanında bir tane daha var. Yan tarafta da çok ses çıkartıyorlar şu anda. Diğer hayvanlara geçelim isterseniz. Burada da rakunlar var. Bakın ağaçlara evler falan da yapmışlar. Bunun cam olan yerinden göstereyim size. Bakın, isterseniz durdurup okuyabilirsiniz, hakkında bilgi alabilirsiniz. İçerisine ahşaptan evler falan yapmışlar, rakunlar için. Yerde de bir tane var şu anda. Ağaçta da uyuyorlar, havanın sıcak olması nedeniyle. Bakın orada da var. Yavruları da var herhalde bunların. Uyuyorlar şu anda hava sıcak olduğu için. Yaklaşık hava sıcaklığı da 40 derece. O yüzden hayvanlar da sıcaktan etkilenmiş. Arkadaşlar burada da nil timsahı var şu anda. Gerçekten çok güzel yapmışlar yaşadığı yeri. Onu da size göstereyim. Bakın. Karşıda uyuyor şu anda. Gerçekten büyükmüş timsah. Camlar kirli olduğu için biraz bulanık görünebilir. Burası kocaman bir yer. Bu şekilde yapmışlar. Alttan da görebiliyorsunuz hayvanları. Timsah alttan da görebiliyorsunuz eğer şurada olduğu takdirde. Bakın. O da sıcaktan etkilenmiş. Uyuyor şu anda. Bunu az önce göstermiştim zaten. Kuatli. Burada da şeyler var. Kirpiler. Bakın. Camlar çok kirlenmiş ya. Şu anda o da uyuyor. İsterseniz telli olan yerden göstereyim. Şurada da var bir tane. Görebilirsiniz. Bakın. Hareket ediyor hatta. Gölge olduğu için buraya yatmışlar. Orada da var. Bakalım yan tarafta ne varmış. Burada da ördekler şurada yıkanıyorlar. Şelale yapmışlar onlar için. Arkadaşlar şimdi yılan evine gireceğim. İçeride çok fazla insan olabilir. O yüzden sessiz konuşmak zorunda kalıyorum. Ya da konuşmayabilirim. Ben size isimlerini de göstereceğim. Aynı zamanda hayvanları da göstereceğim şimdi.
Bakın burada piton yılanı var şu anda girişte. Piton yılanımızı karşılıyor. Arkadaşlar yılan evinde çok fazla konuşamadım. Çok fazla insan vardı. Şimdi kuşların olduğu bölüme geldim. Bakın burada bir tane sülün var. Bize bakıyorlar. Gözleri çok harika ama kafası falan. Burada işte onlar var. Şunlar da dişi olan sülünler. Renksiz gördüğünüz gibi. Şu ön taraftan gidecektim ama fiskiyeler çalıştığı için ıslanabiliriz. O yüzden arkadan dolaştıracağım sizi. Bakın. Bu da burada yenmiyor. Bunlar alışmış tabii, insanlar çekirdek vere vere alıştırmışlar. Kaçmıyorlar. Bakın buna yenmiyor. O da orada gölgede durmuş. Dinlemiyor şu anda. Burada da sülümler var yine. Bunu da durdurup okuyabilirsiniz isterseniz. Burada ne varmış? Gümüş sürüm. Neredesin? İçerideler. Bakın arkadaşlar, görebiliyor musunuz şu anda? İçeride gümüş sürüm var, bir tane geziyor. Burada da kral sürüm varmış. Bunlar da kral sülünler. Dinlenme keyfi yapıyorlar şu anda. Gerçekten harika.
Burada da hatun sülün varmış. Hatunu, kınalı, gümüşlü, beyazı her türlüsü var bu sülünlerin. Buna da hanım sülün deniyor arkadaşlar. O da şu anda yem yemekle meşgul. Burada da altın sülünler var. En harika, benim en çok sevdiğim sülün türüdür. Altın sülünler. Çok güzel renklere sahipler. Kafalarında da firavun gibi desenler var. Burada da beyaz kuş türü var ancak tabelasını göremedim. Bu şekilde kuşlar var burada da. Az önce kaçmak zorunda kaldım. Piskiyeleri çalıştırdılar. Bakın burada da var. Tavus kuşu herhalde bu. Yazık, sıcaktan ağzı açık kalmış. Bunlar İran tavuğu sanırım. Bakalım hemen. Yazmıyor bunların ne olduğu. Burada da var beyaz kuşlar. Burada da siyah siyah bir şeyler var. Güvercinmiş. Burada güvercinler var. Siyah güvercin. Orada da beyazı var. Bakın burada da tavus kuşları var. Gölgeden göstereyim. Bakın orada hatta şeyi de var. Erkek olan tavus kuşu da var. Şimdi geldik en güzel yerine, kuşlara. Papağan tüyleri ve kuş tüyleri var arkadaşlar burada. Burada cennet papağanları var, benim en sevmiş olduğum kuş türü. İçeride hatta duruyorlar, yuvaları da var. Galiba yuva yapmışlar, yavruları var. O yüzden kutuların önünde duruyorlar. Şu anda bir tanesi de burada. Rengi çok güzel ama yani. Bu sevda papağanı. Burada Rosella papağanı var arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. İki tane Rosella papağanı var burada. Renkleri de çok harika. Burada ne varmış? Sultan papağanı. Sonra birisi demirde duruyor hatta. Orada farklı renkleri de var, görebilirsiniz kamerada. Burada kakarek tipi kuşları. Çok harika renklere sahip bunlar da. Beyaz olan çok harika.
Mavi papağan var, çok harikalar. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Hatta kur yapıyor şu anda şu ikisi birbirine. Bakın kafasını kaşıyor hatta. Bu yan tarafta ne varmış? Jaco papağanı var. Bakın orada kırmızı kuyruklu Jaco papağanı. Bunlar konuşan papağan türleri hepsi. Bu da tek başına, yazık. Başka yok mu ki içinde acaba? Şurada yuvaları da var ama görünmüyor başka. Burada ne varmış? Burada da bir tane Jaco papağanı var. Yan yana oturuyorlar. Diğeri diğer kafeste. Pardon, açıkmış zaten kafes. Birisi orada, birisi diğer yerde. Burada Senegal papağanı var. Ben bunlardan korkuyorum. Gri başlı Senegal papağanı. Bakın orada duruyor. Korktuğum kuş türlerinden birisi bu. Çünkü kafası akbaba gibi duruyor. Burada Hint bülbülleri var. Benim de var bunlardan, biliyorsunuz. Bakalım nasılmış. Çok güzel yer yapmışlar ama. Birisi orada, bakın. Yere de inmişler. Yemiyorlar. Bakın burada bir sürü var zaten. Çok tatlılar. Biri de buradaymış. Kameraya bakıyor şu anda, merak etti. Burada ne varmış? Kakadu papağanı var herhalde burada da. Nerede o şu anda? Kakadu uyumakla meşgul galiba arkadaşlar, yok içerisinde. Burada Amazon papağanı varmış bakın. Bunlar yeşil oluyorlar. Bu şekilde. Bunların farklı renk tonları da var. Mavi başlı falan. O da şu anda sıcaktan yorulmuşlar gerçekten. Orada da var bir tane eşi. Burada ne varmış? Yine Jaco papağanı var. Nasıl göstereceğiz? Evet. O da çok tatlı. Sıcaktan kanatlarını açmış. Burada ne var? Yine burada da kırmızı kuyruklu Jaco'lar var. Şöyle göstereyim. Evet. Görüyorsunuz. Afrika gri papağanıymış arkadaşlar şimdi göstereceğim. Ama Jaco'ya benziyorlar aynı görüntü olarak. Bunlar Afrika gri papağanı. Şu anda papağanların sonuna geldik. İsterseniz bir de size aslanları, geyikleri falan göstereyim. Büyük hayvanları. Maymunlar falan da var, giderken göstereceğim. Burada beyaz hava geyikler var şu anda. Kalktı beni görünce. Bakın. Kulakları ince. Burasında kitle var ya, yazık. Karnında kitle çıkmış. Kamerayı görünce bakıyorlar. Gel. Bunlar için de çok güzel doğal yaşam alanındaki gibi yer yapmışlar kocaman. Kat kat. Zaten bunlar böyle kayalık yerlerde yaşıyorlar bildiğiniz gibi. Antalya Belediyesi'ni tebrik etmek lazım gerçekten. Büyükşehir Belediyesi'ni hayvanlar için doğal yaşam alanı oluşturmuşlar. Doğadaki gibi. Ben de yoruldum bu arada. Su ter içinde kaldım. Buralara çıkacağım diye. Burası gördüğünüz gibi dik yokuş. Kat kat çıkıyorsunuz burayı. Biraz yorucu ama gezmeye değer. Evet, orada kaplan var herhalde. Kükrüyor hatta şu anda aslan. Puma varmış arkadaşlar burada. Bakın.
Görebilir miyiz ki? Bu taraftan görünmüyorsa arkadan yine göstermeye çalışacağım size. Şu şeyin üzerinde olabilir. Çardak yapmışlar Puma için. Buradan görünmüyorlar. Evet, burada ayılar var. Onlar kesin görünüyorlardır. Evet, onlar görünüyorlar. Çıkalım biraz daha. Aa, Puma da oradaymış. Bakın altında yatıyor. Çardak gibi şeyin altında yatıyor şu anda Puma. Bu tarafta da ayılar var. Bakın oradalar, ayılar da oturuyorlar. Size diğer taraftan da göstereceğim. Arkadaşlar az önce ayıyı gördünüz. Beton üzerinde dinleniyordu. Şimdi aslanların olduğu bölgeye doğru gidiyorum. İnsanlar var. Kısa bir giriş yapmamışlar size. Bak gel şurada bak anneanneciğim bak gel. Gel bak şuraya bak. Şu ağaç var ya. Onun altında bak yerde yatıyor. Kadın biraz bekle dur. Arkadaşlar şu anda en zirve noktaya çıktık. Burası hayvanat bahçesinin en üst noktası. Şu anda Antalya manzarasını görüyorsunuz karşı tarafta. Size kamerayla onu da göstereyim. Bakın burası Antalya. Gösteririm size. Gerçekten Antalya böyle yeşil kalan nadir şehirlerden birisi. Şehir içinde fazla açık alan olması da yine ormanlık alanları bu şekilde. Büyük bölümü bu şekilde çam ağaçlarından, andız ağaçlarından oluşuyor. Kokusu da gerçekten harika. Şimdi vahşi kuşların olduğu yere gidiyoruz. Bakın orada da bayrağımız dalgalanıyor zirve noktasında.
vahşi kuşların olduğu bölgeye çıktık arkadaşlar. Kuşlar için gördüğünüz gibi doğal kafesler yapmışlar. Kayalık bölgelere bakın, uçuyor hatta. Tepede uçuyor bir tanesi, görüyor musunuz bilmiyorum. Güneş de yansıyor. Ağaç kuşlar için kayalıklardan oluşan bölgeye kafesler yapmışlar. Gerçekten harika. Bakın en zirvede uçuyor şu anda. En köşeye kondu zaten. Yakınlaştıralım. Bakın. Oraya kondu. Bakın orada kocaman kuş var. Dinleniyor. Yine burayı da çok harika yapmışlar. Burada bir şey hareket ediyor ama çekemedim. Şurada bir şeyler var. Neymiş bu? Bu da kızılşahinmiş arkadaşlar. Bundan sonrası gördüğünüz gibi yürüyüş parkuru var burada. Burası da yine Antalya bölgesi. Daha net görebiliyorsunuz şu anda buradan. Şurası Mazı Dağı oluyor arkadaşlar. Masal Dağı olarak geçiyor. Bir gün oraya da çıkarız inşallah sizinle. Seyir terası falan var orada. Bu tarafta deniz tarafı arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda küçük kaplanın olduğu bölgeye doğru sizi götürüyorum. İçinde bir tane kaplan vardı orada. Şimdi size onu göstereceğim. Gösterebilirsem. Evet. Arkadaşlar bu bölgede de maymunlar var. Bakın orada küçük bir tane var köşede.
Yeşil maymunmuş. Burada göremedim. Burada var. Bakın burada bir şeyler yapıyor. Bir şeyler yemeye çalışıyor. Orada da var bir tane. Üç tarafta. Bakın buradan elini sokmuş. Bir şeyler almaya çalışıyor. Yapma lan, elin sıkışacak. Bak 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 nasıl yemedi. Arkadaşlar burada da ceylanlar var şu anda, bakın orada. Yemiyorlar herhalde. Bunların yerini de çok güzel yapmışlar. Ağaçlık, yeşillik bir yer. Bakın orada. Otlanıyorlar herhalde, orada yemiyorlar. Çoğu da geziyor aralarda. Yeşilliklerin arasında. Burada da küçük ördekler var arkadaşlar, bakın. Dinleniyorlar şu anda, beyaz ördekler var. Bazıları da orada yüzüyorlar. Onlar için de çok güzel yer yapmışlar. Yaz ördeğiymiş bu da. Şu şekilde. Bunların yeri daha serin. Gerçekten serinmiş. Diğer yerler sıcaktı. Burada da ördekler var. Kas herhalde bunlar da. Bunlar da güzel güzel yüzüyorlar. Yavrular herhalde. Şunlar da küçük çünkü diğerlerinin boyutuna göre. Yüzleri falan çok harika. Bakın buraya sıra sıra dizilmişler. Burada ne varmış? Burada da develer falan var. Şimdi göreceksiniz. Bakın burada. Tek örgüçlü herhalde, yok çift mi? Tek mi? Tek örgüçlü çöl devesi. Arkadaşlar burada da zebralar var. Desenleri gerçekten çok harika. Şu erkek herhalde onu tek koymuşlar. Sanırım saldırgan tavırlar sergilediği için tek bölmeye almışlar bunu. Bakın burada da var, yavruları var. Şu yavruları. Şunlar da anne baba herhalde. İrem gerçek yavru. Oradaki bir yavru. Arkadaşlar, Doğal Yaşam Parkı turunun sonuna geldik. Size Antalya'da Doğal Yaşam Parkı'ndaki farklı hayvanları göstermeye çalıştım.
Gerçekten buranın farklı bir atmosferi var. Eğer Antalya'ya yolunuz düşerse mutlaka buraya uğramanızı tavsiye ederim. Bu benim dışarıda çekmiş olduğum ilk vlog'tu. İlk vlog olduğu için de size içerisinde hatalar olabilir. Yani video çekerken hatalar yapmış olabilirim. Bu nedenle sizden eğer kusurlarım varsa özür diliyorum. Eğer bu tarz vloglar çekmemi istiyorsanız, mesela size 2 haftada bir Antalya'yı tanıtan ya da Antalya'nın doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan vloglar çekebilirim. Eğer bunu isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani 2 haftada bir Antalya'nın doğal ve tarihi yerlerine gidip sizlere bu tarz, bundan daha iyi olur herhalde onlar. Bu ilk vlog olduğu için biraz hatalar olabilir. Ancak bundan sonra çektiğim vloglar bunlardan daha güzel olacaktır. Eğer bu tarz videolar çekmemi isterseniz ilerleyen zamanlarda bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Yine beni izlediğiniz için size teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.